Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Ben Bülbül Öğretmen. Eğitim kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere doğal sayılarla ilgili sorular çözeceğim, anlatacağım. Hemen birinci sorudan başlıyorum. Birler bölü 15, binler bölü 286 olan doğal sayının basamak değerleri toplamı kaçtır? Şimdi binler bölüğü başa yazılacak. Yani 286. 286 bin olacak yani sayımız. Sonra bir de 15 değil mi birler bölüğü? Ama birler bölüğünün 3 basamak olması lazım. E 15 2 basamak. O zaman bir sıfırı kendim koyacağım. Yani sayımız 286 bin 15 olacak. Peki bu sayının basamak değerleri toplamı kaçtır? Hiç uğraşmayalım. Sayının kendisiyle aynı oluyor. Az sonra nedenini de göstereceğim. Yani cevabımız bizim D şıkkı. Peki nasıl oluyor? Mesela şu 2'nin değeri, basamak değeri 200 bin değil mi? Bakın toplasam da aynısı çıkacak zaten. 8'in basamak değeri 80 bin. 6'nın basamak değeri 6000 bin. yazmaya gerek yok. Basamak değeri 0 zaten. 1'in değeri 10, 5'in değeri 5. Toplayınca sayının kendisi çıkıyor zaten. Bakın. Evet. Böyle göstermiş olduk. Yani bir doğal sayının basamak değerleri toplamı dediğinde Sayının kendisiyle aynı oluyor. Cevabımız D şıkkı oldu. İkinci soru. 170 bir de D harfi var. 300 E harfi 4. Böyle bir doğal sayı var. Tabi bazı e, rakamların yerine harfler konmuş. 6 basamakta doğal sayısının sayı değerleri toplamı 23 olduğuna göre D artı E toplamı kaçtır kaçtırmıyor. Sayı değerleri toplamı demek yani buradaki rakamların toplamı demek. 23'müş yani sayının hepsinin. Bazılarını bilmiyoruz. Ama biz ilk önce gördüklerimizi bir toplayalım. Yani 1, 7, 3 ve 4 var. Toplayalım bakalım. 1 artı 7 artı 3 artı 4 eşittir. 8, 11, 15. Şu anda gördüklerimiz 15. Harflerle beraber 23 oluyormuş. O zaman 23'ten 15'i çıkardığımızda 8. Peki bu 8 nedir? İşte bu D ile E'nin toplamıdır yani. E bize de onu soruyordu. O zaman cevabımız B eşit oldu. İşaretledim. Geçelim 3. soruya. 25.000 A 6 A böyle bir doğal sayı var. 5 basamaklı doğal sayısının sayı değerleri toplamı 21 olduğuna göre A yerine gelecek olan rakam kaçtır? Sayı değerleri toplamı 21'miş. Şimdi gördüklerimize bakalım. 2 5 ve 6 toplayalım. 2 artı 5 artı 6. Ne oldu? 7 6 daha 13. Hepsi beraber olduğunda 21'miş, değil mi? 21'den 13'ü çıkaralım. Ne kalıyor? 8. Peki 8 demek ne demek? Buradaki 2 tane A harfi demek. O zaman ben ne yapmalıyım? 8'i 2'ye bölmeliyim. 4 defa var. Demek ki A harflerinin birisinin yerine 4 gelecek. Yani A harfi 4'müş. Bakın kontrol de edelim. 2 5 4 6 ve 4'ü topladığımızda 21 oluyor mu? Oluyor. 10 19 21. Demek ki doğru bulduk. Dördüncü soru. 652.535 doğal sayısında tekrar eden rakamların basamak değerleri toplamı kaçtır? Şimdi tekrar eden rakamlar ne demek? Aynı olan rakamlar. Şimdi burada aynı olan rakamlar kim var? 5, 5, 5. 2'den sadece bir tane var. Başka yok. 6'dan başka yok. 3'ten de başka yok. Tekrar eden demek yani aynı olan rakamlar. Şimdi bunların basamak değerleri toplamı. İki farklı yoldan göstereceğim. Birisi normal yol, birisi de kısa yol. Kısa yolu birazdan gösterelim. Önce normal yol. Şu 5'in değeri nedir? 5, 10 binler basamağında. O zaman 5'in değeri 50 bin oluyor. Yazalım. Buradaki 5'in değeri yüzler basamağında. Yani 500 yazalım. Bu 5'in değeri birler basamağında. Yani sadece 5. Topladığımız zaman 5, 0, 5. Yani cevabımız 50505. Bu normal yol. Bir de kısa yol var demiştim. Kısa yolu da şu. Ben kimin değerini bulmak istiyorum burada? 5'lerin değerini, değil mi? O zaman şu 5'i yukarı çıkarıyorum. Diğer 5'i de yukarı çıkarıyorum. Diğer 5'i de yukarı çıkarıyorum. Arada kalanların yerine 0 koyuyorum. İşte değeri çıktı. Yani siz buradaki 5'leri ayırıp şuradaki diğer basamaklara 0 koyarsanız zaten basamak değerleri toplamını bulmuş oluyorsunuz. Bu da kısa yol. E başa niye sıfır koymadım? Çünkü başa sıfır koysam da değeri aynı ki değişmiyor yani. Demek ki burada 50.505'miş cevabımız. Devam edelim. Beşinci soru. Rakamları birbirinden farklı 5 basamaklı en büyük çift doğal sayının rakamlarının sayı değerleri toplamı kaçtır? Şimdi 5 basamaklı olacak 5 tane nokta koyalım. Yerini hazırlayalım yani. En büyük olacak rakamlar farklı olacak bir de çift olacak. Ha, bakalım en büyük olması için başa ne koymalıyız? 9 koyacağız tabi. Sonra 8'i koyacağım. Bir daha 9 yazamıyorum. Çünkü rakamlar farklı olsun dedi. Sonra 7'yi koyacağım. Sonra 6'yı koyacağım. Ama buraya 5'i koymayacağım. Niye? Çünkü 5'i koyarsam tek olur sayı. En arkadaki sayıya göre belirliyoruz değil mi? Sayımızın tek mi çift mi olduğunu. Ben buraya 5 koyduğumda 5 tek bir sayı olduğu için bütün doğal sayımız tek olacak. O zaman 5'i kullanamadığım için kim var sonra? 4 çift. Tamam o zaman 4'ü koyabiliyorum. Şimdi bu sayının diyor rakamlarının sayı değerleri toplamı. Yani buradaki rakamları topla demek istiyor. 9, 8, 7, 6 ve 4'ün toplamı. 17, 24, 30, 34. Cevabımız 34'müş. Altıncı soru. Basamak değerleri toplamı 259.476 olan sayının binler basamağında ve onlar basamağında yer alan rakamların sayı değerleri toplamı kaçtır? Şimdi burada sayının okunuşunu vermiş zaten. Basamak değerleri toplamı demek yani sayının kendisi aynı demek yani. Sayımızı yazalım. 259.476. Yazdık. Ne diyor şimdi? Binler basamağında ve onlar basamağında yer alan rakamlar. Şimdi binler basamağı bakın şurası. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler. Binler basamağında dokuz var. Bir de kimdi? onlar basamağı. Onlar basamağında da 7 var. Bunların toplamı diyor. Cevabımız 16 oldu. Şimdi devam edelim 7. soru. 850.346 sayısında basamak değerleri rakamın kendisine eşit olan rakamlar hangileridir? Şimdi sayımızı şuraya aşağıya bir yazalım. 850.346 Ne diyor? Basamak değerleriyle rakamın kendisin eşit olsun diyor. Mesela 6'dan başlayalım. Bakın 6'nın basamak değeri 6 değil mi? Sayı değeri de 6. O zaman biz bunu alacağız. Bu bize lazım. Çünkü bunu istiyor zaten. Başka var mı? Mesela örnek göstereyim. 4'ün basamak değeri 40. Peki rakam olarak yani sayı değeri olarak 4. Aynı mı bunlar? Değil. O zaman bunu istemiyoruz. 3'e bakalım. 3'ün basamak değeri 300. Sayı değeri 3. E bunlar aynı mı? Değil. Peki sıfıra bakalım. Onu şurada yukarıda göstereyim. Sıfırın basamak değeri sıfır. Rakamsal olarak yani sayı değeri de sıfır. E işte aynı. He, o zaman bize bu da lazım. 5'inki olmaz değil mi? 5'in e, basamak değeri ne oluyor? bin oluyor. Sayı değeri ne oluyor? 5 oluyor. E bunlar aynı değil. Bunu da istemiyoruz. 8'i de göstereyim madem. Basamak değeri bin, Sayı değeri 8. Bunlar da aynı değil. Demek ki bu sayıda iki tane rakam var. Basamak değeri ve sayı değeri kendisine eşit olan onlar da 0 ve 6. 6 birler basamağında olduğu için kendisiyle aynı zaten. 0 ise basamak değeri de 0, sayı değeri de 0 olduğu için. Diğerleri uygun değil. 8'e bakalım. Binler basamağında 6 olan 6 basamaklı en küçük tek sayı kaçtır? Şimdi 6 basamaklı olacak. 6 tane nokta koyalım. Koyduk. Binler basamağında 6 olsun diyor. Bakın bize bir şart koşuyor. Binler basamağı burası koyalım. Sonra ne diyor? En küçük olsun ve tek olsun diyor. Ha, en küçük olması için en küçük rakam 0 ama başa 0'ı koyamıyoruz. Değeri olmuyor. O zaman 0'ı koyamıyorsak 1'i koyuyoruz en küçük. Sonra 0'ı koyabilirim şimdi. Küçük olsun ya. Öyle istiyoruz. Devam ediyorum. Başka yine 0'la devam edebilirim. Çünkü rakamları farklı olsun demiyor. Değil mi? O zaman ben yine sıfır koyabilirim buraya. Buraya da sıfır koyabilirim. Ama en sondakine sıfır koyamam. Niye? Çünkü ne, ne istiyor? Tek sayı olsun diyor. Sıfır çift olduğu için buraya sıfırı koyamıyorum. O zaman kimi koyacağım? Biri koyarım ben de. En küçük istiyoruz ya. Bakın rakamlar farklı demediği için aynı rakamları kullanabiliyorum böyle bir durumda. Cevabımız 106.001 oldu. Umarım sizler için faydalı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.